Merhaba Berke, bana karbondan bir tık daha düşük kaslar nedir? Aynı zamanda ucuz deri giyimi sordum. Ucuz deri giyimi hakkında çok fazla elimde seçenek yok şu anda mağazada gösterebileceğim. Ama kaslardan bir tanesini gösterebilirim. Bu Vector Evo, bunun diğer farklı çeşitleri de var, onu da göstereyim. O çeşitlerden bir tanesi bu. Tabii ki renk ve grafik çeşitleri farklı. Bu da var. İstersen bunu da alabilirsin. Hani bir tık daha düşük ve yine hani dayanıklı ve dış kabuğuna güvenebileceğin kaslardan bir tanesidir RSK'nin Vector Evo'su. Hani ön havalandırma kanalıyla, üst havalandırma kanalı, arka hava çıkış kanalıyla gerçekten iyidir. Bunun ağırlığı 1300 gram. 1300 gram artı 50, eksi 50 olarak değişiyor. ECE 22 sertifikasına sahip, gerçekten dayanıklı, çarpmalara ve kazalara karşı da gerçekten dayanıklıdır. Kademeli bir tane camı vardır. Üst tarafından iyi hava alır, ön tarafından iyi hava alır. Aldığı havayı da arka taraftan kolaylıkla verir. Sadece buranın açık olması gerekiyor. Gözlükle giyilebilir bir modeldir. Burun pedi ve çene pedi vardır. Çene pedi şuradan çıkartılabilir. Alt tarafı isterse kapanılabilir. Mikrometrik 2 denen bir bağlantısı vardır. Bu da bir normal mikrometrin bir tık daha güvenlisidir. Boyunuza pedleri iyi oturur, sarsıntıyı engeller ve rüzgarın daha az girmesini sağlar. İç pedleri rahattır, hava dolaşımı iyidir. Aynı zamanda bir tane vizöre sahiptir. Vizörün de şu kısımdan inip kalktığını görebilirsiniz. Bu kasko önerebilirim. Ucuz deri giyimi sunamıyorum. Elimdeki montlar yaklaşık 2800 liradan başlıyor. Ama sen eğer ben hani deri, tabii ki hani eğer suni deri alacaksan Venom Texas'a bakabilirsin. Venom Texas montlar iyidir ama suni deridir. Hani ucuz fiyatlı önerebileceğim odur. Speedy'nin montlarına bakabilirsin. Revit'in montları var ama fiyatları dediğim gibi 2800, 3800, 4800 diye gidiyor. Umarım bu video sana yaramıştır. Sadece kas tanıtabildim, biliyorum. Hangi kaskı almalıyım diyen arkadaşlar için de birkaç tane bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar hani yeni başlıyorsanız ve bu yeni başlama olayında da hani seçemiyorsanız bence hani ortalama bir bütçesi olan arkadaşlar için Bell Qualifier'dan başlayabilirsiniz. Ne kötü bir kastır ne müthiş bir kastır ama orta değerde performans ve fiyatına göre iyi verim alabileceğiniz kaslardan bir tanesidir. Bell Qualifier 750 lira, 780 lira, 800 lira civarında değişen fiyatlara sahip. Bell'in yeni serisinden almaya çalışın. Yani yeni serisi de sanırım 2018 civarında gelmişti. Onlardan alabilirsiniz. Vector Evo'yu alabilirsiniz. İkinci kasko önerim, biraz daha üste çıkabiliyorsanız bütçede. Onun üstünde yine Premier kaslardan alabilirsiniz. Premier'in bir sürü kaskı var. Hani şu anda mağazada yok, o başka. Next SX100 alabilirsiniz. Başlangıç kaskı olarak fena bir kask değildir. Ama ben hani ona vereceğiniz parayı buna 130 lira, 140 lira daha fazla verin. LS2 Vector Evo alın derim. Veya hani çok daha fazla paranız vardır, ben güvenliğime gerçekten önem veriyorum, çok çok üstün bir kask almak istiyorum derseniz Shoei GT-R alın, Shoei NX-R alın, Shoei Q-West alın. Onlardan herhangi bir tanesini alabilirsiniz. Rahatlıkla ve güvenle kullanabilirsiniz. Hangi kaskı almalıyım? Yani başka size sunabileceğim kaslardan bir tanesi de Kaberk. Kaberk'e de güveniyorum. Kaberk Drift. Bir mağazaya geldiğinizde mağazada o kaskı deneyin. Kafanızda 5 dakika kalsın o kask, biraz dolaşın, sıkma, çarpma, işte şurasında fazla bir sıkma, ağrıtma yapıyor mu onu öğrenin. Ondan sonra almaya karar verin. Biz bildiğiniz gibi İstanbul Bostancı Büyük Kartal Sokak No9'dayız. Total benzincisi var hemen karşımızda. E5'in hemen yanındayız. Hepinize iyi sürüşler.